Eski YouTube ekiplerini hepiniz bilirsiniz. Enes Batur'un NDNG ekibi, Berk Muhammedler'in Forever Gamers, Sese Geller'in ekibi ve Oha Diyorum ekibi. Bu videonun konusu bu dört başlıktan birini içeriyor. Oha Diyorum. Yani Mediacraft. 7000 beğeni gelirse diğerleriyle alakalı da videolar gelebilir isterseniz. Oha Diyorum yani Mediacraft ekibini hatırlarsanız içindeki tatlış isimler. Fırat Sobutay, Tamer Yeşildağ, Melih Abuaf, Cem Korkmaz. Bu isimler Oha Diyorum'dan, Mediacraft'tan neden ve nasıl ayrıldı? Bilgili kişiler video içerisinde varsa yanlışımı yorumlardan veya özelden düzeltirse sevinirim. Bu videoda Mediacraft'ın hikayesini anlatmayacağım. Bu videoda ekipteki ayrılan kişilerin nasıl ayrıldığını ve son durumlarını anlatacağım. İşin özü bu ekibe ne oldu? Her şeyin başına dönelim. Bu video dediğim gibi Mediacraft'ın hikayesini anlatan bir video değil. Öyle yanlış bir algı oluşur diye bu konuya benzer konular hakkında video çekenlere ulaştım ve izin aldım bu video için. Öncelikle kısaca Mediacraft'ın tanımıyla başlayıp sonrasında Mediacraft üyelerinin neden ayrıldığını anlatacağım. Aralarında dramatik olanlar da var, büyük olay olmayanlar da var. Bu yüzden videoyu sardırmadan izleyin. Mediacraft Networks, Almanya merkezli çok kanallı ağ ajansıdır. Bundan 12 yıl önce 1 Eylül 2011'de kurulmuştur. Mediacraft Networks, Eylül 2011'de YouTuberlar için bir ağ olarak kuruldu. İlk kanalın ismi Pong'du. Bundan sonra olaylar gerçekti vesaire. Zaten dediğim gibi konumuz Mediacraft'ın hikayesi değil. 1969 yılında Hadımköy Çatalca'da doğan Ersan Özer'e gelelim. Kendisi televizyon yazarı, televizyon yönetmeni ve gazete yazarıdır. Ayrıca Uzman TV ve Mediacraft Türkiye'nin de yönetici ortağıdır. Mediacraft Türkiye, faaliyetlerine yönetici ortağı Ersan Özer ve Melih Abuaf ile birlikte 2013 yılında başladı. Oha Diyorum, Yap Yap, Oyun Delisi, Afacan TV gibi YouTube kanallarını bünyesinde barındırmaktaydı. Bu kanallardan biri oyun videosu atıyordu, diğerleri de eğlence liste tarzı videolar atıyordu. Eski YouTube Türkiye'nin sağlam işlerinden birileriydi bunlar. Oyun Delisi kanalında Tamer Yeşildağ, Oha Diyorum ve Yap Yap kanalında da ekipçi içerikler üretiliyordu. Her şey çok iyiydi. İzlenmeler tavandı ve herkes çok mutluydu. Ama bir zamana kadar. Mediacraft Türkiye şirket hisseleri 2021 yılının Mart ayı sonunda tamamen Almanya'ya devredildi. YouTube kanalları da Melih Abuaf'ın kurduğu şirket olan Mad Llama Content Production Company'ye aktarıldı. Peki bu neden oldu? Neden bu kadar iyi etkileşime sahip kanallar farklı şirkete aktarıldı? Neden şirket hisselerini Almanya'ya devrettiler? İşte her şey bu noktada başladı. Sebepleri bilinen 6 Mediacraft, daha doğrusu Oha Diyorum üyesi var. Sıra sıra başlayalım. Tamer Yeşildağ, namı diğer Oyun Delisi. Tamer Yeşildağ bu ekipten drama ile ayrılan kişilerden birisi ve en karışı olabilir. Oyun Delisi kanalı 2013'te kurulsa da ilk videosunu 14 Ocak 2015'te yayınlamıştır. Kanalın sesi Tamer Yeşildağ'ın girdiği ilk ekip Mediacraft değildi. Tamer Yeşildağ ilk başta ekip olarak ilk önce Turuncu Levye'deydi. Çok hikayesine hakim değilim ve Turuncu Levye'yi izlemiyordum zamanında çok ama o kanalda da sahne alıyordu Tamer abi. Aynı zamanda hepimizin yakından tanıdığı Enis Kirazoğlu da Turuncu Levye'deydi. İkisi de o kanalda yapılan içeriklerde videolara çıkıyordu. Bir süre sonra Enis Kirazoğlu Turuncu Levye kanalının açıklamasında verdiği açıklamaya göre özel sebeplerden ve şirketlerin ihtiyaçlarını karşılayacak bir pozisyonda olmadığını ve bu sebeplerle karşılıklı tatlı bir ayrılma yaptığını belirtti bir konuşmasında. Özünü bilmiyorum ama Turuncu Levye kanalının videosunda öyle bir açıklaması var. Enis abinin ayrılmasından belirli bir süre sonra Tamer abi de Turuncu Levye'den ayrıldı. Açıklama olarak 11 Aralık 2014'te iki farklı platformda gönderi yayınladı. Birinde sadece ayrıldığını söylese de diğerinde isteyerek ayrılmadığını söylüyor. Dramalık bir şey yaşandı mı bilinmez ama tatlı bir ayrılık gibi durmuyor. Her neyse bu ayrılıktan sonra insanlar Tamer Yeşildağ'ın o noktadan sonra hangi ekibe gideceğini merak ederken Tamer Yeşildağ Mediacraft'la birleşmişti. Oyun Delisi ismini alıp deli gibi video atıyordu. Gerçek bir oyuncuydu. Gerçekten videoları çok iyiydi ve ben de izliyordum. Özellikle GTA 5'leri. 2019'un sonlarına yaklaştığımız zamanlarda ise Tamer Yeşildağ'da bir değişiklikler vardı. Eski videolarındaki gibi mutlu değildi. Sanki zorla videoları çekiyormuş gibi videolar atıyordu. Zaten bu enerjik olmayışı ve içerikler sayesinde de kanalın izlenmeleri düşmeye başlamıştı. Tamer'in bu mutsuzluğu yorumlara yansıyordu. İnsanlar farkındaydı bu durumun ve insanlar şüphelenmeye başlamıştı. Tamer Yeşildağ da zaten Twitter'dan bunları dile getiriyordu. Kazık yediğini söylüyordu. Zaten ondan sonra Oyun Delisi kanalına video gelmedi. Tamer Yeşildağ ne kazığı olduğunu ben bilmesem de kazık yediğini, Oha Diyorum'daki ekip arkadaşlarının iş arkadaşlığı gibi olduğunu, ne kadar doğrudur tartışılır ama doğum gününün bile kutlanmadığını
yaptığını söylüyor. Yanlış bilmiyorsam eski OHA diyorum ekibinden sadece araları Fırat Sobutay ve Serdar Başkan ile iyi. Dahası var mı bilemiyorum ama bu kadarını biliyorum. Bir süre sonra Tamer Yeşildağ, Tamer isminde kişisel bir kanal açıp oradan videolara devam ediyor. Şöyle bir olay da var. Bir ara Meliha Buaf ile bir dramaya giriyor Tamer Yeşildağ ve çok uzatmadan bitiriyorlar. Bu anlattığım bilgiler de oradan geliyor zaten. Meliha abi de Tamer abi de drama yapmayı çocukça buluyor ve sevmiyor. Uzatmaya gerek yok. Tamer Yeşildağ'ın ayrılma sebebi bu şekildeydi. Cem Korkmaz. Cem Korkmaz OHA diyorumun en tatlı ismiydi. Liste Delisi kanalında liste videoları, Yap Yap'ta şaka videoları, OHA diyorumda deney videoları. Bu adam gerçekten mükemmel biriydi. Mediacraft'taki en sevilen isimlerden biriydi Cem. Cem Korkmaz 1987 yılında Bursa'da dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğrenimini Bursa'da tamamlamıştır. Eğitim hayatını Bursa Devlet Tiyatrosu'nda eğitim alarak tamamlayan Cem Korkmaz ilk olarak YouTube'da çeşitli kanallarda yayınlanan videolarla tanındı. Ayrıca kendisi Gora filminde yer alan Komutan Logar, bir cisim yaklaşıyor repliğe tanındı. Rahmetli Muhittin Korkmaz'ın oğluydu. Cem Korkmaz'ın ekipten ayrılma olayı daha farklıydı. Bir yandan kovulma gibiydi, bir yandan da istifa. Cem Korkmaz Mediacraft ekibinde videolarda yer alırken bir yandan da Periscope platformunda yayınlar açıyordu. Bu yayınlarının birinde izleyicilerinden gelen bir küfre karşı küfür ediyordu. Tüm olay bu küfür meselesiydi. Onun dışında izleyicilerden birkaç kişi Cem Korkmaz'ın telefon numarasını yayıyor, Periscope yayınlarını paylaşıyordu. Bir sürü olay var bu noktada. Cem Korkmaz'ın yaptığı yayınlarındaki küfürlerini duyan Mediacraft ekibi, Mediacraft yetkilileri bu olaydan dolayı bir toplantı yapmak istiyor ve yapıyor. Toplantıda Cem Korkmaz'a izleyicilerinden özür dilemesini söylüyorlar. O da kabul etmiyor. Meliha Buaf'ın söylediğine göre işte benim izleyicim, bizim izleyicimiz meselesi dönüyor ve Cem Korkmaz bırakıp gidiyor. Artık öyle mi gitti yoksa kovuldu mu bilinemez ama saçma bir ayrılık olduğu çok belli. Bu olaydan sonra Cem Korkmaz kişisel kanalına devam ediyor ve sonrasını biliyorsunuz. Allah rahmet eylesin. Şöyle bir meseleden de bahsetmek istiyorum. Cem Korkmaz'ın cenazesine Mediacraft ekibinden çoğu isim gitmedi. Ekip üyesi olan ve cenazeye giden iki isim, Okan Er ve Hakan'ın anlattıklarına göre Cem Korkmaz'ın cenazesine tanınan o ekip üyelerinden çoğu kişi gitmemiş. Sebebi de o gün film galasının olmasıymış. OHA diyorum filmini biliyorsunuz. Cem Korkmaz'ın defin tarihiyle aynı günde galaları vardı ve bu yüzden gitmediler. Belki de başka sebepler vardı bilinmez. Okan Er ve Hakan'ın bu olayla alakalı yorumları bu videoda bulunuyor. Cem Korkmaz'ın ekipten ayrılma sebebi de bu anlattıklarımdı işte. Tekrardan Allah rahmet eylesin. Fırat Sobutay. Benim yarim incita... Pardon. Fırat abinin böyle dramatik bir olayı yok diye biliyorum. Meliha Buaf ile aralarında bir sıkıntı yok. Ancak diğer üyeler için öyle denemez. Eski ekiple aralarında kavgalı değil de soğukluk olanlar varmış. Araları soğukmuş bazılarıyla. Bunu kendisi de açıklıyor bir konuşmasında. Ayrılma sebebi de şöyleymiş. Birden fazla işe yetişmeye çalıştığı için zaman ayıramadığından yorulmuş ve bu yüzden ayrılmış. Yani Mediacraft ekibini kendi kızından daha fazla görüyormuş. Öyle düşünün. Bu yüzden de yetişemeyip ayrılmak istemiş kendisi. Fırat Sobutay'ın açıklaması böyle. Başka bir olay var mı da bilinmez ancak bu kadar gibi duruyor. Sıla Erkan. Öncelikle ayrılış denir mi bilmem ama ayrılışı en tatlı olan kısım burası. İlk önce kendisi OHA diyorum, Yap Yap gibi kanallarda yer alan bir isimdir. Asıl mesleği oyunculuk, sunuculuk ve seslendirme sanatçısı olan 1985 yılında doğmuş, eğitimini Gazi Üniversitesi'nde bitirmiş bir ablamızdır kendisi. Bir yanlışlık yoksa Mediacraft'ın diğer üyeleriyle arasında hiçbir sıkıntı yok Sıla Erkan'ın. Kendi kişisel kanalından videolara ve diğer taraftan da işine devam etmektedir. Kişisel Instagram'ından paylaşımları da devam ediyor kendisi. Kendi açıklamasına göre kendisi Mediacraft'ta sahne alacağı kısımlarda videolara çıkıp sahnesi olmadığı yerlerde videolara çıkmıyormuş. Bu olaydan sonra ne oldu bilinmez ama yani kovulma veya kavga yok ortada. Alper Rende. Alper Rende 1995 yılında İzmit'te dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Beykent Üniversitesi yazılım bölümünde tamamladı. Alper Rende sosyal medyaya 2013'te Vine isimli uygulamaya ailesi, arkadaşları ve sevgilisiyle video çekerek girmiştir. 2016-2018 yılları arası Mediacraft bünyesinde içerik ürettikten sonra 2018 yılında kendi kanalını açmıştır. Mediacraft kurallarında kişisel kanal açmalarında bir sakınca olmadığından ötürü kişisel kanaldan devam edip Mediacraft'tan ayrıldı. Hala öyle mi bilinmez ama Fırat Sobutay ile araları soğuktur. Survivor'da başarılar Alper Rende. Son olarak Okan Er, Ertuğrul. OHA diyorum ve Yap Yap gibi YouTube kanallarında gözüken Okan Er, yapılan yorumlardan anlaşılacağı üzere çok seviliyor. Söylenenlere göre kendisi Beykent Üniversitesi Lojistik bölümünden mezun olmuş. Kendisi müzisyen, kameraman, editör ve YouTuber'dır. OHA diyorum'da videolarda yer aldıktan bir süre sonra Mediacraft'tan ayrılan isimlerden biridir kendisi. OHA diyorum'dan Hakan'ı, soyadıyla birlikte Hakan Okkır hatırlarsanız, kendisiyle hala konuşuyor Okan Er. Okan Er Ertuğrul bir yıl öncesine kadar kişisel kanalında videolara devam ediyordu. OHA diyorum. Mediacraft ekibinden neden ayrıldığı bilinmiyor ama geri döner mi derseniz ben de Mediacraft'a çok feci dönersin.